dinleniyoruz, gözleniyoruz. Peki sadece sosyal medyada mı? Örneğin bir arkadaşınızla telefonda görüştünüz ve bir akşam yemeği ya da öğle yemeği planı yaptınız. Görüşmenizi bitirdikten hemen sonra cep telefonunuza bir yemek şirketinden kısa bir mesaj gelir ve çok özel indirimlerle o harika menülerden birini sipariş edebileceğinizi söyler. Peki ama nasıl oluyor bu iş? Merhabalar. Özellikle sosyal medya kanalları aracılığıyla internet üzerinden paylaştığımız kişisel verilerimiz sadece kişi veya özel firmaların değil, artık devletlerin de ilgi alanına girdi. Sokaktan çevirdiğiniz herhangi birine Twitter'ın, Facebook'un ya da Instagram'ın neden ücretsiz olduğunu sorun. Çoğu kişi muhtemelen cevabı tam bilemese de herhalde reklam için diyecektir. Cevap kısmen doğru olsa da olay boş bir alanda reklam gösterme kadar basit değil. Keşke öyle olsaydı. Adam mağazadan kızına gönderilen broşürler ve hediye kuponlarıyla adeta deliye dönmüştü. Çünkü gelen şeyler hamilelikle ilgiliydi. Oysa kızı daha liseye gidiyordu. Değil hamile olması, mağazanın bu ürünleriyle ilgilenmesi bile imkansızdı. Soluğu doğruca mağazada aldı. Mağaza müdürünü bulup, "Kızımı hamileliğe mi teşvik ediyorsunuz? O daha liseye gidiyor." diye bağırdı ve ortalığı birbirine katarak eve döndü. Ancak birkaç gün sonra aynı müdürü arayıp, "Kızım hamileymiş, size bir özür borçluyum." demek zorunda kalmıştı. Peki ama mağaza, kızın sadece kendisinin bildiği bu özel bilgiye nasıl ulaşmıştı? Bu sorunun cevabı çoğu kişi tarafından bilinmeyen ancak çok büyük bir sektör haline gelmiş gözetleme ekonomisinde yatıyor. Mağaza müşteri profillerini çıkarmak için özel analizler yapıyordu. Bu analizlerden biri de hamilelik tahmin algoritmasıydı. Algoritma hamile kadınların özellikle hamileliğin ikinci üç ayından itibaren magnezyum ve çinko içerikli vitamin ürünlerini aldığını, kokusuz losyonlar tercih ettiğini belirlemişti. Bu bilgileri kredi kartı bilgileriyle eşleştiren algoritma, bir kadının hamile olup olmadığını yüksek bir oranda belirleyebiliyordu. Kızın hamile olduğunu da bu şekilde belirlemişti. Amerika'daki Target isimli bu firma 2013'te hacklendi ve 113 milyon müşterisinin verileri çalındı. Bir başka örneğimiz yine Amerika'dan. Kapısına bırakılan satış broşüründeki notu gören Mike'ın canı oldukça sıkılmıştı. Çünkü üzerinde Mike C'nin kızı trafik kazasında öldü yazıyordu. Kızı gerçekten de geçen yıl geçirdiği bir trafik kazası sonucu genç yaşta ölmüştü. Ancak firma bunu nasıl bilebilirdi? Oysa ofis malzemeleri satan o firmaya sadece bir defa gitmiş ve yazıcı için kağıt almıştı. Firmayı arayıp şikayet ettiğinde yetkili durumu önce inkar etti. Ancak firma özür dilemek zorunda kaldı. Exicom, Epsilon, Repleaf, Flurry, Bluecake. Bunlar muhtemelen çoğumuzun ismini duymadığı şirketler. 100 milyarlarca dolarlık gözetleme sektörünün arkasındaki bu veri simsarlarının yaptığı iş, verilerimizi toplamak, analiz etmek, reklamcılara ya da pazarlamacılara satmak. Hangi verileri topluyorlar derseniz, bir kişiye dair ulaşabildikleri ne kadar veri varsa hepsi. Bu verileri kişilerin online aktivitelerinden bankalara, kredi kartı hareketlerinden kullandıkları mobil operatörlere ya da üye oldukları yerlere kadar pek çok şeyden topluyorlar. Bu firmalardan örneğin Axiom'un arşivinde tüm dünyada 700 milyondan fazla kişinin bilgisi var ve her kişiye 13 haneli bir kod atanmış durumda. Bu kodlar her biri farklı bir profil içeren 70 ayrı kümeden oluşuyor ve kişi o profile tanımlanıyor. Bilim kurgu filmi gibi değil mi? Mesela 56 nolu kümedekiler 30-35 yaş aralığında üniversite mezunu, boşanmış bir ya da iki çocuğu olan, orta düzey geliri olan, kirada oturan erkekler gibi. Firma bu bilgileri olduğu gibi satabiliyor ya da farklı kategorilere ayırarak daraltıp başka firmalara da verebiliyor. Bu durumda diğer firma aldığı bilgilere ek olarak
kamuda çalışanlar, babası sağ olanlar, şu lokasyonda oturanlar ya da alkole düşkün olanlar gibi daha da detaya inebiliyor. Bazı firmalarsa bu kümelerle ilgili çok daha derin detaylara ve özel bilgilere inebiliyor. Mesela kanser hastası olanlar, HIV virüsü taşıyanlar, X ameliyatı olanlar ya da cinsel saldırıya uğrayanlar gibi. Büyük veri simsarlarından Medbase 200 isimli şirket bu bilgileri çok ucuz bir fiyata, bir kişi için $79 isteyen firmalara, ilaç firmalarına satabiliyor. Veri simsarlarının topladığı veriler pek çok amaç için kullanılabiliyor. Bunlardan gün yüzüne çıkan en meşhur örnek, çoğu kişinin en azından kısmen bildiği Facebook Cambridge Analytica skandalı. Cambridge Analytica, veri simsarlarından veriyi işleyen şirketlerden sadece biri. Olayı kısaca hatırlatalım. Son Amerika seçimlerinde Trump lehine çalışan Cambridge Analytica firması, milyonlarca Amerikalı seçmeni profillere ayırmış ve her bir profile Facebook'ta gösterilmek üzere özel içerik gösterimleri hazırlamıştı. Mesela beyazların olduğu profil grubuna Meksikalı göçmenlerin karıştığı bir olay gösteriliyor. Ardından Trump'ın göçmen karşıtı vaatleri ekrana getiriliyordu. İşsiz gençlerin olduğu gruba ise Trump'ın ekonomi vaatleri ve gençlere yönelik sözleri hatırlatılıyordu. Veri simsarlarının topladığı verilerin önemli bir kısmı bedava diye düşündüğünüz telefona kurduğunuz uygulamalardan geliyor. Mesela Angry Bird, Candy Crush, Fruit Ninja gibi ücretsiz popüler oyunlar neden sizden lokasyona ve temel bilgilere erişim izni ister? Milyonlarca kişinin oynadığı bu oyunları yazan firmalar nasıl para kazanıyor? Borsadan mı? Ya da neden bu firmalar yıllarca üzerinde çalıştığı onlarca uygulamayı hiç para almadan herkese bedava dağıtıyor? Peki ya Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ve diğer uygulamalar? Facebook'un hiçbir geliri olmayan Instagram'ı 2012 yılında $1 milyar gibi oldukça yüksek bir ücret ödeyerek satın almasının nedeni neydi? Instagram'ın doğaüstü güçlere sahip toplam 13 çalışanı mı? Yoksa çok süper bir resim paylaşma uygulaması olması mı? Bu soruların cevabı aslında açık. Ürün onlar değil, sizsiniz. Firmalar geliştirdiği uygulamalardan değil, onları kullanan insanlardan para kazanıyor. 2018 verilerine göre Twitter'da bir kişinin değeri $48, Facebook'ta $253, Google'da $359, Amazon'daysa $1793. Bir firmanın envanterinde ne kadar çok kullanıcı varsa o kadar çok veri var demektir. Bizlerin kişisel verileri firmalar için tekrar tekrar satılacak reklam kaynağı demektir. Facebook kullanmıyorum, kapattım ya da gizlilik ayarlarımı en üst düzeye getirdim diyerek kendinizi rahatlatan bir açıklama yapabilirsiniz. Ancak bilmediğiniz bir şey var. Facebook hesabınız olmasa bile reklam ortakları sayesinde sizi izliyor. Girdiğiniz bir sitede Facebook'un o meşhur beğen tuşunun olması yeterli. Hesabınızın olup olmaması, o tuşu basıp basmamanız önemli değil. Kayıt altındasınız. Hatta o sitede beğen tuşu da olmayabilir. Veri simsarları vasıtasıyla ne yaptığınızı yine takip edebiliyorlar. Eğer bir mail hesabı olan birine mail attıysanız, bu mail attığınız şirketin sizin hesabınızı mercek altına alması için yeterli. Çünkü onayladığınız lisans anlaşmasına göre buna hakları var. Veri simsarları bizi bizden daha iyi tanıyor. Yakın bir zamanda bir CEO şöyle demişti. Şu an nerede olduğunuzu ve az çok ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bu sektörün en büyük oyuncuları dışında bizi gözetleyerek, verilerimizi alan, analiz ederek ya da etmeyerek satan irili ufaklı binlerce firma daha var. Bu firmalara konum bilgisine erişmek için izin vermek bile çok şey ifade ediyor. Çünkü konum bilgisi sayesinde sadece bugün nerede olduğunuzu bilmiyorlar. Bir ay önce nerede olduğunuzu da biliyorlar. Daha önemlisi yarın nerede olacağınızı da biliyorlar. Tüm bu olanların nedeni bedava diye bize sunulan uygulamalar, bir şey olmaz diye internete bıraktığımız bilgiler ve burada paylaştığımız veriler. Ve tüm bu olanlardan şikayet etmeye hakkımız
Ne yazık ki yok. Çünkü daha en baştan hükümleri ve koşulları okudum, kabul ettim dedik. Bizler sanal dünya için kullanıcı değil, ürünün kendisiyiz. Ve bize dair bu verileri kullanmak isteyenler sadece reklam firmaları değil, kötü niyetli kişiler, hackerlar ya da organizasyonlar da var. Bu nedenle şunu hiçbir zaman unutmayın. Hayattaki en pahalı şeyler her zaman bedavadır. Hoşça kalın.